Evet, Televizyon 58 televizyonu izleyenleri, bir şifa kapısı programıyla yine karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi yine konumuz sağlık, yine tedavi süreçlerinden bahsedeceğiz. Bu haftaki uzman doktorumuz bizlerle olacak. Beyin cerrahisinden operatör doktor Engin Çiftçi olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Engin hocamla neyi konuşacağız? 7'den 70'e herkesin başına gelebilecek bir hastalıktan oldukça 7'den 70'e hepimizde de olan ağrılardan. Nedir bu ağrılar? Bel ağrısı, boyun ağrısı. Gündelik hayatta ne kadar önemsemesek de aslında oldukça önemli olan bir hastalıktan ve tedavi sürecinden bahsedeceğiz. Evet hocam, neler diyeceksiniz? Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ben Engin Çiftçi. Liseyi Gebze'de, üniversiteyi Bursa'da, İhtisasımı İzmir'de tamamladıktan sonra İstanbul'da son zamanlarda çalışıyorum. Beyin cerrahisi uzmanlığında gerekli ameliyatları, tedavileri elimizden geldiğince halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Oldukça uzman ve başarılı bir doktorsunuz. Çok teşekkürler. Evet, bel fıtığı ve boyun fıtığı hakkında bugün sevgili izleyenlerimize bilgilendireceğiz, tedavilerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bel fıtığı nedir? Hangi olasılıklarda oluşur? Bel fıtığıyla başlayalım hocam isterseniz. Çok teşekkürler öncelikle davetiniz için. Ben başlamadan temelleri Sivas'ta atılan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Bütün ülkemizin bayramını kutluyorum. Başta tabii Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere emeği geçen ve bugünlere ülkemizin, Cumhuriyetimizin gelmesinde emeği olan herkese şükranlarımı bildiriyorum. Konumuza gelecek olursak, evet. Şimdi bel fıtığı tabii biraz önce sizin de söylediğiniz gibi 7'den 70'e herkeste bir sebeple olabilen bir durum, bir rahatsızlık. Bel ağrısı hepimizin yaşadığı, bazen çok genç yaşlarda, bazen daha ileri yaşlarda, daha çok orta yaşlarda çalışan kesimlerde sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Yani bel ağrısı çekmeyen hiç kimse yoktur. Ama tabii bu bel ağrısı olan herkes illa bel fıtığıdır anlamına da gelmez. Kesinlikle. Mutlaka bunları bir ayrıcı tanıya gitmek gerekiyor. Bel ağrısının tabii çok çeşitli sebepleri var. Bizim bel fıtığı da bunların başında gelen sebeplerden. Dolayısıyla bel ağrısı çeken insanların acaba bende bel fıtığı mı var diye endişe etmesi ya da şüphe etmesi gayet normal. Bunun tabii bir uzmana başvurduklarında bel fıtığı olup olmadıklarını veya ağrılarının nereden kaynaklandığını tespit etmek mümkün. Yani kendileri bir tanı koymadan öncelikle tabii ki de uzman doktorlarımızla danışmaları gerekiyor. Çünkü gerçekten bel ağrısının işte hani derler ya klimanın altında kaldım, evet, ya da işte cereyanda kaldım. En basit nezledi grip vesaire gibi. Evet. Oralardan başlayıp işte trafik kazalarında bel kırıklarının, evet, oluşmasına veya zorlamayla bel kırıklarının oluşmasına kadar giden ve ya da işte tümör, spazm, fibrozit, romatizma, yani aklınıza gelebilecek birçok hastalıkta aynı zamanda bel ağrısı da olabilir, olabiliyor. Hatta dahili hastalıkların bir kısmında yine bel ağrısıyla insanlar karşılaşabilir. Dolayısıyla hani benim bel ağrım var, şuyum deyip kendi kendimize tedavi olmak çok doğru bir yaklaşım olmaz. Dolayısıyla bir bu işin ehline danışmalarında yarar var. Peki uzman doktorlarımızın geldiklerinde vatandaşlarımız tedavi amaçlı şikayetlere başvurduklarında sizler o tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Evet. Hangi tetiklerden geçiriyorsunuz? Şöyle, tabii ki ilk önce bir hikayesine bakmak lazım. Yani bir kaza neticesinde mi olmuş ya da bir ağır yük kaldırmış, ondan sonra mı bel ağrısı olmuş? Ya da biraz önce söylediğimiz gibi hani bir sıcak soğuk değişimi olabilir. Bir futbol maçı sırasında ters bir hareket neticesinde olmuş olabilir. Hasta düşmüş olabilir. Bunların hepsini dinledikten sonra iyi bir muayene şart. Muayenede zaten biz ağrının kaynağını bu hikaye, aldığımız hikayeyle birlikte yaptığımız muayene neticesinde tanıya oldukça fazla miktarda yaklaşıyoruz. Yani bir hasta geldiğinde biz muayene ettikten sonra bu bir bel fıtığı mıdır? Ya da bel fıtığına çok yakın diyelim ki bir omurilik kanal darlığı mıdır? Ya da bir işte bir tümöre bağlı mıdır? Bunları bir miktar ayırt etmiş oluyoruz zaten muayeneyle. Ancak tabii daha ileri tetkik yapmak ve kesin tanı koymak şart. Çünkü tedavimizi ona göre belirleyeceğiz. Bunun için de röntgenle başlıyoruz.
Röntgen filmleri bize bir fikir veriyor. Hı hı. İşte o sinirlerin geçtiği kanalların dar olup olmadığı hakkında bize fikirler veriyor veya bir kırık olup olmadığını gösterebilir. Hı hı. Bunun üstünde bundan sonraki aşamada belki bir tomografi gerekebilir. Hastalığın durumuna, çeşidine göre bir tomografi, hı hı, gerekebilir. Veya bundan sonraki aşamada bir MR. Bu yine tespit edeceğimiz, yöneleceğimiz hastalığa göre. Diyelim ki bir bel fıtığıysa normal bir MR yeterli. Ama, hı hı, bir tümör düşünüyorsak o zaman ya da bir enfeksiyon düşünüyorsak mutlaka ilaçlı MR, kontrastlı MR çektirmemiz gerekiyor. Buraya kadar gidiyor. Buna ilaveten bazen sinir ölçümü diye halk arasında bilinen EMG yöntemine de başvurmamız gerekebilir bazı ayırıcı tanılarda. Ondan da yeri geldiğinde bahsederiz. Teşhisleri koyduktan sonraki süreçte hani adım adım bahsettiniz şu, evet, anda. Teşhisi koyduktan sonra ilaç tedavisiyle mi yoksa direkt ameliyat mı? Bunun nasıl ayrımını yapıyorsunuz? Ya da şöyle, vatandaşlar, çok affedersiniz, vatandaşlar, halk şu an herkes ameliyat olayım kurtulayım. Direkt kolaya kaçma derdindeler. Biraz sabırsız bir ülkeyiz. Vatandaşlar biraz sabretmiyor. Tedavi sürecini direkt kabul etmiyor. Ameliyatımı olayım, bir hafta yatayım, kalkayım, sonrasında kaldığım yerde devam edeyim düşüncesiyle hareket ediyor. Bu düşünceyi ne kadar doğru buluyorsunuz ve, evet, süreci nasıl değerlendiriyorsunuz sonrasında? Şimdi şöyle, birincisi her bel fıtığı ameliyat gerektirmez. Hı hı. Yani bunun da bir aşamaları var. Öncelikle tabii başlangıçta bir eğer fıtık çok büyük değilse, hastada bir kuvvet kaybına sebep olmamışsa, tabii onları da söyleyeyim, madem fıtığı, hı hı, işleyeceğiz, bir bel fıtığı olduğu zaman insanlarda genellikle bir bel ağrısı olur. Evet. Bazen bel ağrısı olmadan sadece bacak ağrısı olabilir. Veya bir ayakta, bacakta, uylukta kuvvet kaybı olabilir. Hı hı. Uyuşma olabilir. Keçelenme tarzında tarif eder insanlar. Bu uyuşma, sıkışan sinirin yerine göre uyluk bölgesinden ayağa kadar değişen yerlerde olabilir. Refleks kayıpları olabilir. İşte dize klasik vurduğumuz, hı hı, zaman refleks alamayız veya aşil refleksi dediğimiz, hı hı, topuktaki refleksi alamayabiliriz. Bunlar olabilir bel fıtığı neticesinde. Şimdi bunların şöyle söyleyeyim, bel fıtıklarını MR görüntüsü olarak 4 şekilde sınıflandırabiliriz. Hı hı. Çok küçük olan var, çok büyük olan var, orta büyüklükte olan var, daha büyük olanlar var. Tarih, Türkçesini, evet, söylersek, yani bunların hepsinin Latince isimleri var. En küçük ve en büyüklerde çok sorun olmuyor aslında. En küçükleri çoğu zaman ilaçla, en büyükleri de ameliyatta tedavi etmek daha doğru bir yaklaşım haline geliyor. Ama bunların dışında arada olanlar var. Onlar da öncelikle ilaç tedavisi, sonra ameliyat veya bazen önce ameliyat, sonra başka yöntemler ilave olarak yapılabilir. Hı hı. Diyelim ki hastanın sadece bir bel ağrısı var ve bacak ağrısı var. Hı hı. Önce ilacı veriyoruz, ilaçları kullandırıyoruz. İlaç tedavisinden fayda görmezse, hastanın ağrıları ilaçla hafiflemez, daha da artarsa, hı hı, günlük hayatını olumsuz etkilerse, o zaman ameliyatı konuşuyoruz. Ameliyat ettikten sonra ne kadar süre zarfında normal, evet, hayata dönüyorlar? O ameliyat öncesinde ve sonrasındaki tetikler, bunları nasıl planlıyorsunuz? Şöyle, şimdi ameliyatta genellikle aynı gün ayağa kaldırıyoruz. Yani hastamız bugün ameliyat oldu. Hı hı. Anestezinin, narkozun etkisi bittikten sonra hastayı ayağa kaldırıp yürütüyoruz. Hı hı. Ertesi günde yaptığı iş ağır değilse işine dönebilir. Yani bir gün yatış oluyor ama, değil mi, tabii, hastanede? Genellikle bir gün yatırıyoruz. Hani yatırmadığımız hastalar da var. Hasta yatmak o kadar çok iyi hissediyor kendisini. Evet. Yatmak istemiyor, yatırmayabiliriz. Ama çoğu zaman anestezinin, narkozun etkisinin geçmesini, hı hı, ve o bir gecelik, hiç olmazsa gözümüzün önünde bu ameliyat sonrası durumu seyretmek, görmek istiyoruz. Hı hı. Ertesi gün çoğu zaman taburcu ediyoruz ve işine hafif bir iş yapıyorsa dönebilir durumda oluyor hastalar. Ama önerimiz hiç olmazsa yara iyileşmesinin tamamlanmasından sonra, eğer diyelim ki bir ağır iş yapıyorsa, bir aylık bir süreyi hiç olmazsa beklemesini istiyoruz. Araç kullanıyorsa yine bir hafta 10 gün hiç araç kullanmamasını
tercih ediyorum ben şahsen. Ondan sonra işine dönebilir hasta. Bir şeyimiz yok, bir engelimiz yok. Ama tabii bu sürece gelinceye kadar başka yöntemler de insanlar deneyebilirler. Mesela fizik tedavi, küçük fıtıklarda fizik tedavinin de faydaları var. Ama bir kuvvet kaybı gelişmişse, ilaçlara rağmen şikayeti geçmiyorsa ameliyat olmak daha anlamlı bir hale geliyor. Şundan dolayı ameliyat bel fıtıklarında hem bir kesin çözüm hem de en hızlı çözüm. Yani tam da vatandaşların istediği evet, gibi başta da belirttiğimiz gibi. Büyük bir fıtığı fizik tedavi süreçlerinden veya işte ilaç tedavilerinin süreçlerinden geçip bekleyip düzelmesini istemek oldukça zahmetli. Yani bu çünkü bazen 3-4 ay sürebiliyor. O süre içinde de hastanın çok şiddetli ağrıları oluyor. Normal hayatında ciddi problemler yaşıyor. İş hayatına dönemiyor. İş yerinde problem yaşıyor. Dolayısıyla ameliyat bizim için en hızlı, en kesin çözüm. Ancak tabii ameliyatta insanların korktuğu da bir şey aynı zamanda. Hani ben ameliyat korkulmayacak bir şeydir demek istemiyorum ama en hızlı ve en pratik çözüm. Sonuçta bıçak altına yatılıyor diyebiliriz halk tabiriyle. Vallahi aslında günümüzün şartlarında ameliyata girmeden tabii hastanın bütün tetkiklerini yapıyoruz. Narkozla ilgili veya varsa başka hastalıklarla ilgili bir problem olacak her şeyi bir gözden geçiriyoruz. Ona göre hastayı en uygun şartlarda ameliyat alıyoruz. Yoksa yani bütün herkesi hemen ameliyata tabii almak gibi bir durumu söz konusu değil. Yani çok ciddi hastalıkları olan insanlar var. Onları elbette diyelim ki ilgili uzmanlık dallarına, işte kardiyolojiye, dahiliyeye veya işte başka problemlerin neyle ilgiliyse onlara danışmadan ameliyata almıyoruz. Peki hocam bu hangi aralıklar, hangi yaş aralığında daha da çok belirtisini gösteriyor? Yani demin 7'den 70 herkesin başına gelebilecek evet dedik ama bu insanın biraz da kendisini yıpratma ve hırpalamasıyla da alakalı gibi düşünüyorum tabii, ben. Doğru. Sizler daha iyi bilirsiniz. Hangi doğru yaş ortalaması daha çok bel fıtığına yakalanıyor? Çalışan yaş grubunda yani 20 ila 50 yaş arasında daha sık olan bir durum. Hatta biraz daha daraltabiliriz. 25-55 yaş arası daha fazla görüldüğünü söyleyebiliriz. Yani bu ortalama 3. 4. dekatlarda yani 30'lu 40'lı yaşlarda çok sık gelen grup. Çünkü orada artık omurga biraz daha yaşlanmaya başlıyor. Bir geçiş geçiş dönemi gibi ve zorlanmalara dayanıklılığı daha azalıyor. Yani bel fıtığı neticede bir omurgamız var. Kemiklerin arasında bir disk var. O diskin tabii ki bir dayanma gücü var. O dayanma gücü de yaşla birlikte ister istemez azalıyor. Yani 15 yaşında, 20 yaşında diske yükleyeceğiniz yükle 60 yaşında, 70 yaşında yükleyeceğiniz yük aynı olamıyor ister istemez. Dolayısıyla yani bu çalışan grupta ve çalışan insanlar elbette ki hem ofis çalışanları olsun ya da ağır yük. En çok da inşaat işçileri herhalde buna yakalanıyor diyebiliriz. Şimdi onlardan çok ofis çalışanlarında daha çok oluyor. Çünkü inşaat işçileri diyelim ki daha bel kaslarını, karın kaslarını, sırt kaslarını çok kullanıyorlar ve onları kuvvetli hale getiriyorlar. Omurga zaten belli bir güce, dayanma gücüne erişmiş oluyor ve onlar kendilerini korumayı da biliyorlar ister istemez. Ama ofis çalışanlarında bunu çok maalesef şey yapamıyoruz. Çünkü oturarak çalışıyorsunuz, oturma bozukluklar oluyor, uzun süre oturuyorsunuz. Ayağa kalkıp o omurgayı rahatlatma imkanlarınız çoğu zaman olmuyor. Dolayısıyla bel kasları, sırt kasları, boyun kasları çok zayıf kalıyor. Ve vücudun yükü sadece kemik ve disklere kalıyor. Onlar da zayıfladıkça fıtık oluşma olasılığı daha da artıyor. Daha da oluyor. Şimdi annelerin... Ve bu insanlar da diyelim ki işte ofiste çalışıyor ama eve geliyor, biraz yükleniyor. Ondan sonra bel fıtığı olup geliyor mesela. Genelde evet annelerimiz söyler bizlere küçükken birinci sınıfa başlayan çocukluktan itibaren evet çanta yükü sırtımızda olur. Ve dik dur, kambur durma, ileride evet bel fıtığına yol açar gibi uyarılarda bulunur. Tabii doğru biz bunlara çok kulak asmayız o zaman gençler olarak. Bu duruş bozukluğundan da kaynaklanan bir tetikleyici bir hastalık değil midir? Doğru. Duruşumuz, yürüyüşümüz, vücudumuzun dayanıklılığı bunların hepsi bel fıtığının oluşmasında etkenler. Gerçekten çocuklara çok fazla yük bindiriyoruz. Yani bunları
hala bugün çözebilmiş değiliz. Yani ben de görüyorum. Yani böyle ilkokula giden çocuklar sırtlarında çok ağır çantalarla hala okula gidiyorlar. Aslında bunlar çözülebilir şeyler. Fakat nedense bir türlü çözülemiyor. O çocukları o yüklerle görmek beni gerçekten üzüyor. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bunlar çözülür. Ama dediğim gibi yani ofiste çalışan insanlar özellikle mesela her yarım saatte bir kalkıp odanın içinde hiç olmazsa ofisin içinde bir tur atabilse veya işte çalışırken ayaklarının altına bir yükseklik koyabilseler omurgalarını biraz daha rahatlatabilirler. Sık sık o yükseklikte ayaklarını değiştirerek oturmaları faydalarına ya da otururken sandalyeler, şimdi ortopedik sandalyeler de var ama öyle imkan yoksa bel destekleyici petler var, yastıklar var. Onlardan kullanabilirler ofislerinde. Bu şekilde belimizi biraz daha rahatlatabiliriz. Omurgamızı bozukluklara, yani duruş bozukluklarına bağlı zedelenmelerden koruyabiliriz. Bel kitlenme anında nasıl bir müdahale yapılması gerekiyor? Genelde evde ev hanımlarına en çok rastlanıyor o bel kitlenmesi ve bilinçli olmadıkları için de ya da önemsemedikleri için bunu daha da tetikleyip başka hastalıklara da yol açabiliyorlar aslında. Bu hususta ne diyeceksiniz? O durumlarda yani evde çok yapabileceğimiz bir şey yok işin doğrusu. Eğer çok şiddetli bir ağrıyla kilitlendiyse mecburen bir acil servise götürmek gerekiyor. Orada da gerekli müdahaleler yapılır zaten. Evde işin doğrusu çok fazla yanlış yapmamak en doğrusu. Doğrusu olan acile götürmek. Yani çok iş yapıyorlar mesela sıcakken anlayamıyorlar. Fark etme, oturdukları zaman belim tutuldu ya da tarzında söylemler oluyor. Doğru. Mesela işe devam etmek değil de hani dinlenerek mi nasıl tavsiyelerde bulunursunuz buradan mutlaka, izleyicilere? Şimdi sporcular mesela futbolcular ya da basketbolcular maça çıkmadan önce bir ısınma hareketi yaparlar. Maç bittikten sonra da ısınma hareketi, gevşeme hareketleri yaparlar. Yani bütün seyirciler stadı terk eder, futbolcular tekrar sahaya döner. O yaptıkları eforu yavaş yavaş vücutta biriken o olumsuz etkileri gidermek için küçük bir germe, açma, gevşeme hareketleri yaparlar ki o rahatsızlıklara uğramasınlar. Ama biz bahsettiğiniz gibi özellikle evde annelerimiz, ev hanımları kendilerini çok zorluyorlar ve ondan sonra o gevşemeyi de yapamadıkları için birden kilitlenip kalabiliyorlar. Çok işte mesela ısınmadan spor yaptığınız zaman nasıl ki işte sakatlıklar oluyorsa evde de ısınmadan aniden yüklenerek temizlik işte koltuk çekiştiriyorlar, işte halı kaldırıyorlar, silkeleme bir sürü ağır işler aslında onlar. Bunlara da biraz hazırlık yaparak girişmekte fayda var. Sonrasında da yavaş yavaş biraz sakince bitirmekte fayda var. Yani birden bırakmak değil, daha yavaş yavaş bırakmak ve aralarda dediğiniz gibi dinlenmek. Yani evde zaten akşama kadar yapılıyor bu temizlikler. Dolayısıyla ne bileyim oturup işte komşuyla 2 dakika muhabbet, balkonda karşılıklı bir kahve, çay vesaire. Ondan sonra işe devam etmekte fayda var. Çok da ani hareketler olmaması gerektiğini belirtelim buradan izleyenlerimize. Tabii. Nasıl olsa evde izliyoruz. Bir çay içip devamını da ettirebilirler temizlik konusunda. Uzman doktorlarımızın geldiklerinde vatandaşlarımız tedavi amaçlı şikayetlere başvurduklarında sizler o tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Evet. Hangi tetiklerden geçiriyorsunuz? Şöyle tabii ki ilk önce bir hikayesine bakmak lazım. Yani bir kaza neticesinde mi olmuş ya da bir ağır yük kaldırmış ondan sonra mı bel ağrısı olmuş? Ya da biraz önce söylediğimiz gibi hani bir sıcak soğuk değişimi olabilir. Bir futbol maçı sırasında ters bir hareket neticesinde olmuş olabilir. Hasta düşmüş olabilir. Bunların hepsini dinledikten sonra iyi bir muayene şart. Muayenede zaten biz ağrının kaynağını bu hikaye aldığımız hikayeyle birlikte yaptığımız muayene neticesinde tanıya oldukça fazla miktarda yaklaşıyoruz. Yani bir hasta geldiğinde biz muayene ettikten sonra bu bir bel fıtığı mıdır? Ya da bel fıtığına çok yakın diyelim ki bir omurilik kanal darlığı mıdır? Ya da bir işte bir tümöre bağlı mıdır? Bunları bir miktar ayırt etmiş oluyoruz zaten muayeneyle. Ancak tabii daha ileri tetkik yapmak ve kesin tanı koymak şart. Çünkü tedavimizi ona göre belirleyeceğiz. Bunun için de röntgenle başlıyoruz. Röntgen filmleri bize bir fikir veriyor. İşte o sinirlerin geçtiği kanalların dar olup olmadığı hakkında bize fikirler veriyor veya bir kırık olup olmadığını gösterebilir.
Bunun üstünde bundan sonraki aşamada belki bir tomografi gerekebilir. Hastalığın durumuna, çeşidine göre bir tomografi gerekebilir. Veya bundan sonraki aşamada bir MR. Bu yine tespit edeceğimiz, yöneleceğimiz hastalığa göre. Diyelim ki bir bel fıtığıysa normal bir MR yeterli. Ama bir tümör düşünüyorsak o zaman ya da bir enfeksiyon düşünüyorsak mutlaka ilaçlı MR, kontrastlı MR çektirmemiz gerekiyor. Buraya kadar gidiyor. Buna ilaveten bazen sinir ölçümü diye halk arasında bilinen EMG yöntemine de başvurmamız gerekebilir bazı ayırıcı tanılarda. Ondan da yeri geldiğinde bahsederiz. Teşhisleri koyduktan sonraki süreçte hani adım adım bahsettiniz şu anda. Teşhisi koyduktan sonra ilaç tedavisiyle mi yoksa direkt ameliyat mı? Bunun nasıl ayrımını yapıyorsunuz? Ya da vatandaşlar, çok affedersiniz, vatandaşlar, halk şu an herkes ameliyat olayım kurtulayım. Direkt kolaya kaçma derdindeler. Biraz sabırsız bir ülkeyiz. Vatandaşlar biraz sabretmiyor. Tedavi sürecini direkt kabul etmiyor. Ameliyatımı olayım, bir hafta yatayım, kalkayım, sonrasında kaldığım yerde devam edeyim düşüncesiyle hareket ediyor. Bu düşünceyi ne kadar doğru buluyorsunuz ve süreci nasıl değerlendiriyorsunuz sonrasında? Şimdi şöyle, birincisi her bel fıtığı ameliyat gerektirmez. Yani bunun da bir aşamaları var. Öncelikle tabii başlangıçta bir eğer fıtık çok büyük değilse, hastada bir kuvvet kaybına sebep olmamışsa, tabii onları da söyleyeyim. Madem fıtığı işleyeceğiz, bir bel fıtığı olduğu zaman insanlarda genellikle bir bel ağrısı olur. Evet. Bazen bel ağrısı olmadan sadece bacak ağrısı olabilir. Veya bir ayakta, bacakta, uylukta kuvvet kaybı olabilir. Uyuşma olabilir. Keçelenme tarzında tarif eder insanlar. Bu uyuşma sıkışan sinirin yerine göre uyluk bölgesinden ayağa kadar değişen yerlerde olabilir. Refleks kayıpları olabilir. İşte dize klasik vurduğumuz zaman refleks alamayız veya aşil refleksi dediğimiz topuktaki refleksi alamayabiliriz. Bunlar olabilir bel fıtığı neticesinde. Şimdi bunların şöyle söyleyeyim. Bel fıtıklarını MR görüntüsü olarak 4 şekilde sınıflandırabiliriz. Çok küçük olan var, çok büyük olan var, orta büyüklükte olan var, daha büyük olanlar var. Tarih Türkçesini söylersek, yani bunların hepsinin Latince isimleri var. En küçük ve en büyüklerde çok sorun olmuyor aslında. En küçükleri çoğu zaman ilaçla, en büyükleri de ameliyatta tedavi etmek daha doğru bir yaklaşım haline geliyor. Ama bunların dışında arada olanlar var. Onlar da öncelikle ilaç tedavisi, sonra ameliyat veya bazen önce ameliyat, sonra başka yöntemler ilave olarak yapılabilir. Diyelim ki hastanın sadece bir bel ağrısı var ve bacak ağrısı var. Önce ilacı veriyoruz, ilaçları kullandırıyoruz. İlaç tedavisinden fayda görmezse, hastanın ağrıları ilaçla hafiflemez, daha da artarsa, günlük hayatını olumsuz etkilerse o zaman ameliyatı konuşuyoruz. Hocam, Türkiye'de ve yurt dışında uygulanan tedavi süreçleri ve uygulanan tedavi sistemlerinden en verimlisi ve en etkisi nedir? Bu tedavilerden de bahsedersek Tabii. Şimdi cerrahi olarak bütün dünyada en oturmuş tedavi yöntemi mikro cerrahi. Mikrodiskektomi dediğimiz cerrahi yöntem. Bu bütün beyin cerrahlarının en hakim oldukları ve en çok kullandıkları, en çok verim alınan da yöntem. Bunun dışında tabii ameliyat olmak istemeyenler için başka tedavi yöntemleri de var. Mesela enjeksiyonlar yapılabilir. Epidural enjeksiyonlar, foraminal enjeksiyonlar dediğimiz enjeksiyonlar yapılabilir. Bu enjeksiyonlar da bir miktar rahatlatır. Eklem içine iğneyle yapılan sıvı aktarımı mı oluyor hocam? Eklem içine değil. Tabii bu omurga eklemlerinin çevresine, bazen içine yaptığımız da oluyor. Ama o sinirin çıktığı bölgeye ya da epidural alan dediğimiz omurilik zarının üstüne yaptığımız ve o bütün omurgaya, yani alt bölge omurgaya yayılan bir içinde çeşitli ilaçlar olan bir enjeksiyon şekli. Bunlar yapılabilir. Bunun dışında tabii çok günümüzde popüler olan, daha doğrusu sık sık popüler olup sonra kaybolan tedavi yöntemleri var. Bunlar da çoğu zaman deneniyor. Bazen fayda oluyor, bazen olmuyor.
Daha önce mesela bir dönem nükleoplasti dediğimiz işte diskin içine girip oraya bir ısı verme yöntemi çok popülerdi. Sonra işte umduğumuz kadar faydalı olmadığı görüldü, vazgeçildi. Bir dönem lazer çok kullanıldı. Lazer de bugün artık çok seçilmiş hastalarda faydasını gördüğümüz bir yöntem. Yine mesela bugünlerde çok popüler olan ozon tedavisi var. O da herkese uygun tedavi yöntemi değil. Seçilmiş hastalarda faydası var. Bunun gibi bir de mesela ameliyat yöntemi, mikrodiskektomi dedim. Endoskopik yöntem de var. Bir de açık cerrahi denilen klasik cerrahi yöntemler var. Onlar da hastanın durumuna göre tercih edilebilir. Yani bazı hastalarda mikrodiskektomi değil de açık cerrahi yapmak gerekebilir. Daha geniş bir alana hakim olmak gerekirse veya işte vida takmamız gerekiyor hastaya diyelim. Aynı zamanda sadece fıtığı almak yetmeyecek. Orayı sabitlememiz de gereken durumlarda bunu açık şekilde de yapabiliyoruz. Dediğim gibi bir de endoskopik yöntemler var. O da seçilmiş hastalarda tercih edilebilecek bir yöntem. Ama en popüler, en çok kullanılan ve faydası en çok görülen yöntem mikrodiskektomi. Evet. Hocam ameliyat her hastaya uygulanabilir, uygulanamaz dedik ama evet. Ameliyat sonrasında bu tekrarlanabilir mi, bel fıtığı ya da bel ağrıları? Tabii. Bunlar tekrar ameliyat olunabilir mi? Nasıl olur o süreç? Şimdi şöyle, başta da söylemiştim. Yani bel fıtıkları bazen bel ağrısıyla, bazen hem bel hem bacak ağrısıyla, bazen sadece bacak ağrısı, bazen kuvvet kaybı, bazen de uyuşmalar veya hepsi birlikte bazen daha da ileri hale gelip her iki bacakta kuvvet kaybı, idrar kaçırma, büyük abdestte tutamama gibi problemlere yol açabilir. Şimdi bunların her birinde farklı geri dönüşler var. Ya mesela bel fıtığını ameliyat ettiğiniz zaman bacak ağrısından kurtulur hasta. Bacak ağrısı gider, bel ağrısı %90 civarında azalır. Uyuşmalar fıtığın oluş sürecine göre değişkenlik gösterebilir. Bazen bir aydır, bazen hemen iyileşir uyuşmalar, ameliyattan sonra kaybolur. Bazen 3-4 ay, bazen 1 yıla kadar kalabilir. Çok nadiren kalıcı da olabilir. Çünkü o uyuşmaların sebebi sinirin uzun süre baskı altında kalması oluyor. Affedersiniz. Dolayısıyla onların geri dönüşü problem olabilir. Bel ağrısı dediğim gibi ameliyattan sonra hemen geçer. Daha doğrusu ilk gün ameliyat yerinin ağrısı olur. Ameliyat yerindeki ağrı ertesi gün geçer. Ama bu fıtıktan kaynaklı bel ağrısı tekrar edebilir. Tekrar edebilir. Çünkü fıtığın kendisi tekrarlayabilir. %5 ile 15 civarında literatürde bel fıtığının tekrarlama olasılığından bahsedilir. Bu hastadan hastaya, ondan sonra hastanın yaptığı işe göre veya işte hayat şartlarına göre değişebiliyor. Çoğu zaman hasta dikkat ederse bel fıtığı tekrarlamaz. Bel ağrısı her zaman olabilir. Fıtığa bağlı ya da fıtıktan bağımsız. Biraz önce de konuştuk. Sadece bel fıtığı değildir bel ağrısının sebebi. Yani o bölgedeki kasların zayıflığı, o bölgeye olan yüklenmeler. Yani bel ağrılarının en çok sebebi aslında beldeki, bel bölgesindeki, sırt bölgesindeki kaslardan kaynaklanan ağrılardır. Dolayısıyla hani bel fıtığından ameliyat oldum, aman tekrar belim ağrıdı demek çok doğru bir yaklaşım değil. Bel fıtığı olduğunuz zaman fıtığa bağlı olan bel ağrısı ve bacak ağrısı mutlaka geçer. Hocam bir de biliyorsunuz son zamanlarda sosyal medyada bu gibi alternatif tıplarla ya da kendi aralarında yapılan ilaçlarla tedavi yöntemlerine gidiliyor. Hepimiz görmüşüzdür sosyal medyalarda böyle kütletme hareketleri, bilinçsiz bir şekilde yapılan tedavi adı altında, daha doğrusu merdiven altı tedaviler uygulanıyor. Doğru. Bu hususta neler diyeceksiniz, neler dersiniz de şimdi, vatandaşlarımızı caydırırız bu konuda? Şöyle, yani bu gerçekten bizim çok karşılaştığımız bir durum. Bilinçsiz bir şekilde yapıp bize daha kötü bir durumda gelen çok sayıda bel fıtığı hastası var maalesef. Şimdi bu hani sizin kütletme dediğiniz tedavi yöntemi aslında manuel terapi olarak çok eskiden beri, ta Çin tıbbından
Orta Asya'da Türklerin uyguladıkları yönteme, Mısır medeniyetine gidin. Hı hı. Oraya kadar bugün manuel terapi dediğimiz bir yöntem olarak zaten var. Ama bunu işte bizim mesela fizik tedavi uzmanlarımız, fizyoterapistlerimiz eğitimi alarak hastaya zarar vermeden yapıyorlar. Bizim de yönlendirdiğimiz insanlar var. Ama bu bel fıtığında yapılacak bir şey değil. Bel fıtığının işte aslında kas ağrılarında, eklem ağrılarında, omurga eklem ağrılarında ve küçük fıtıklara bağlı gelişen işte o çevresel ağrılarda uygulanabilecek bir yöntem. Yani büyük bir bel fıtığınız var, gidip belimi kütleteyim, iyileşeyim diye bir şey yok. Daha kötü hale getirirsiniz, hastayı felç edersiniz. Kesinlikle. Allah korusun. Dolayısıyla bunlardan uzak durmak lazım. Ehil elmek lazım. Yani eğer bir kas ağrısıysa bu, kaslarla ilgili bir ağrıysa veya omurganın mekanik dediğimiz eklemlerine bağlı, kemiklere bağlı bir ağrıysa manuel terapi zaten bizim de önerdiğimiz bir yöntem. Fizyoterapistlere, fizik tedavi uzmanlarına gönderiyoruz. Onlar gerekli müdahaleyi yapıyorlar. Hastalar da zaten sadece ondan değil, aynı zamanda mesela halk arasında kulunç denilen işte fibromiyaljiye bağlı, fibrozit dediğimiz oradaki yumruları fizik tedavi uzmanları çeşitli yöntemlerle yok ediyorlar. Yani buna ehil olmayan ellerde gerçekten insanlar hem paralarından hem sağlıklarından oluyorlar. Kesinlikle. Yazık oluyor. Bu alternatif diye söylenen yöntemlerin önemli bir kısmı zaten hastanelerimizde çeşitli bölümlerde yapılan, uygulanan yöntemler. Dolayısıyla hastane dışı yöntemlere başvurmak insanları faydadan çok zarara götürür. Kesinlikle. O yüzden uzak durmalarında, ehil ellerde bu işlere başvurmalarında fayda var. Kesinlikle. Buradan da bilinçlendirmiş olalım sevgili vatandaşlara. Evet hocam, bel fıtığını biraz işlemiş olduk. Buradan vatandaşlar alacağı mesajları almıştır umarım. Boyun fıtığı da her insanda, her bireyde görünüyor. Boyun fıtığı nedir? Neleri tetikler? Biraz da belirtilerinden bahsedersek. Şimdi boyun fıtığı da benzer şekilde bu sefer boyun omurlarının arasında bulunan, boyundaki omurga kemiklerimizin arasında bulunan yastıkçıkların, disklerin omuriliğe doğru ya da sinir köklerine doğru taşması neticesinde meydana gelen bir hastalık. Bu da yine bel fıtığı kadar sık gördüğümüz bir şey değil. Ama boyun ağrısı çok sık gördüğümüz bir şey. Yani bel ağrısı kadar boyun ağrısı da hem ofis çalışanlarında hem sahada başka işlerle uğraşan insanlarda çok sık gördüğümüz, çok sık tedavi etmek durumunda kaldığımız bir rahatsızlık. Ama biraz önce bel ağrısında olduğu gibi boyun ağrısında da tek suçlu fıtık değil. Boyun ağrısında da çok çeşitli sebepler var. Orada da yine enfeksiyondan tümöre kadar işte baş ağrısından işte fibromiyaljiye kadar, romatizmaya kadar çok geniş spektrumda bir rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Boyun ağrılarında da yine bel ağrılarında olduğu gibi çeşitli ayırıcı tanılara gitmek gerekiyor. Bu söylediğimiz, saydığımız hastalıkların hepsini ayırt etmek gerekiyor. Bazen kalp hastalıklarıyla bile karıştığı olabiliyor. Omuz eklem ağrılarıyla çok sık karışabiliyor. Dolayısıyla boyun ağrısı ile gelen hastada yine bel fıtığında olduğu gibi ayırıcı tanıya gitmemiz gerekiyor. Bu tedavi süreçlerinden nasıl dönüş alıyorsunuz peki? Aynı beldeki gibi tekrarlayabilme olasılığı var mıdır? Ameliyat hangi raddede olur ve bu boyunla bel arasındaki farkı daha net, ince bir şekilde izleyicilerimize aktarırsak hocam? Şimdi boyun fıtıkları daha az ameliyat gerektiren fıtıklar. Aslında dediğim gibi bel fıtıklarına göre daha az ameliyat ettiğimiz bir fıtık. Tabii öncelikle ayırıcı tanı yapmamız gerekiyor. Yani boyun ağrısıyla geldi hasta. Çoğu zaman boyun fıtığıysa eğer, bizim hastamız boyun fıtığıysa, kollardan birine ya da her ikisine veya sırta doğru, kürek kemiğinin altına doğru bir ağrı da beraberinde olur, yayılır. Kolda, elde uyuşma, yine bel fıtığında olduğu gibi, bel fıtığında mesela bacaklarda refleks kaybı olurdu. Burada da kollarımızdaki reflekslerde kayıplar söz konusu olabiliyor. Yine omuza vuran ağrılar çok olur. Burada da omuz eklem ağrılarıyla, omuz eklem hastalıklarıyla yine kalp hastalıkları. Çünkü sol kola mesela vurduğu zaman bazı insanlarda bize boyun fıtığım var mı acaba diye gelip
ameliyat... Daha ciddi boyutu hastalıklar çıkabiliyor. Tabii çıkabiliyor. Kalp krizi geçirip ben acaba boyun fıtığı mıyım diye gelip de işte kalp krizi geçirdiğini tespit ettiğimiz hastalarımız da çok çok nadir olmakla birlikte var. Bazen işte kardiyolojiye giderler hastalar. İşte acaba kalp hastası mıyım diye. Onlar bize gönderir bu kalp hastası değil boyun fıtığı diye. Böyle karışıklıklar söz konusu olabiliyor. O yüzden ayırıcı tanı çok önemli. Burada da bize tabii yine işte röntgen, tomografi ve MR yardımcı olabiliyor. Yine röntgende işte kanalın durumunu, omurilikteki, omurgadaki kırıkları vesaireyi görebiliyoruz. Yine tomografide fıtığın kireçli mi kireçsiz mi olduğunu tespit etmemiz mümkün olabiliyor. Ondan sonra da MR'la fıtığın tanısını kesinleştirip sonra da ameliyat mı yoksa başka yöntemler mi buna karar veriyoruz. Çoğu zaman eğer ki ilaç tedavisinden ya da fizik tedaviden fayda görmemişse hasta boyun fıtıklarında bel fıtıkları gibi mikroskobik olarak ameliyat ediyoruz. Ve başarı oranı çok yüksek. Boyun fıtıklarının ameliyatlarında başarı oranı çok yüksek. Komplikasyon oranı çok düşük. Dolayısıyla ameliyattan hastalarımızın boyun fıtığı ameliyatlarından korkmalarına gerek yok. Genelde ilk boyun ağrıdığında bel fıtığı gibi değil, hani bir masajla ya da böyle bilirsiniz kozmetik ürünler, jellerle masaj yaparak rahatladığını söylüyor vatandaşlar. Evet. Hani bunlar kısa ve çok önemli tedavi süreçleri değil mi? Yine ihmal etmeden yine bir uzman doktorumuza danışmaları gerekiyor. Yani en azından aile hekimlerine giderlerse bir muayeneyle bu ilaçları aile hekimi de yazabiliyor. Dolayısıyla boyun ağrısı olduğunda hani kendi kafalarına göre çeşitli otlardan, bitkilerden ilaç yapıp sürmek. Şu an bantlar var ağrı kesici tarzında, bantlar, yara bantları hepsi, tarzında. Evet, flasterler var. Evet. Bunlar da yani kullanılabilir. Yakılar, eczanelerde satılıyor. Elbette onlar da bir şey. Ama geçici bir çözüm değil mi hocam? Eğer boyun fıtığıysa tabii ki geçici. Sadece kas ağrısıysa o anki ağrıyı aldıktan sonra yine tekrarlayabilir. O durumda yine mecburen bir hekime gitmeleri iyi olur. Aslında biraz da psikolojik olarak bu tedavi süreçleri hocam. Evet. Şimdi bir merhame ya da bir bantı onu sağlayarak hani aslında onun iyi gelmediğin bariz belli. Ama evet. Yok, ona umut bellediği için yok çok iyi, ağrılarım geçti, anında geçti gibi bir psikolojik olarak kendilerini tedavi etme sürecine giriyor vatandaşlar. Evet. Aslında bu çok da doğru bir davranış değil. Şimdi, doğru. Şöyle, şimdi bazen bu şekilde sizin bahsettiğiniz şekilde gelip de işte omurilikte tümör saptadığımız hastalar var. Yani geciktirmiş, aradan bir sene geçmiş, işte bir takım şeyler uygulamış kendi kendine. Ama işte en son geçmeyince bize geliyor, ilerlemiş bir vaziyette geliyor. Artık işte kollarında, ellerinde uyuşmalar, yürüme bozuklukları gibi bir takım problemlerle bize geliyor ve biz orada bir tümörle karşılaşabiliyoruz. O yüzden yani evde diyelim ki ilk gün oldu, basit bir ağrı kesici aldı, bir rahatlama olmadıysa mutlaka bir hekime başvursunlar. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Zamanınızı ayırınız bizlere. Toparlayacak olursak buradan birkaç öneride de bulunalım. Vatandaşlarımıza kendi ilaçlarını kendileri değil, uzman doktorlarımıza emanet etsinler kendilerini diyelim. Evet. Sizler de birkaç cümle söyleyin isterseniz. Evet, ben tekrar Cumhuriyetimizin 100. yılını bir kere daha kutluyorum. Cumhuriyetimizin nice yüzyıllar boyunca devam etmesini için dua ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Böyle güzel bir programda beni ağırladığınız için. Bütün ekran başındaki izleyicilerimize de sağlıklı günler diliyorum. Ve herkese kitap okumayı öneriyorum. Çok. Son cümle, kitap okumak, bilgi sahibi olmak her zaman iyidir. Her şeyin başı okumakla, bilinçlenmekle evet. Geçiyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, bir Şifa Kapısı programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz, uzman doktorumuz beyin cerrahisinden operatör doktor Engin Çiftçi oldu. Uzmanlık alanıyla alakalı bizleri bilgilendirdi. Tekrardan teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Evet, sağlıkla kalın, Gizlen 58'e kalın.